isteyeceğiz. Mümkün olduğu kadar bir de buradan herkesin huzurlu ayrılması lazım. Tekrar tekrar yeniden görüş bildirme ihtiyacı duymayacağımız şekilde sizi tanıdığımız için lütfen bu şekilde tamamlayalım bu süreci. Özür diliyorum. Ben sabah evden çıktım. 50 metre sonra bir Mercedes'e vurdum. Evet. Saat 6'da onlarla randevum var. Evet. Sayın Genel Başkan'ı da dinlemek, genel kurulda takip etmek istiyorum. Ama böyle bir olay oldu. Belgeler falan gönderildi ama gerçekten çok dalgındım. Benim arabamın önündeki hasar büyük değil. Ama Mercedes'in iki kapısı içeri girdi. Ben yarım saat sonra, saat veriyorum, yarım saat sonra sessizce ayrılacağım. Arkadaşlar, özür dilerim, ben bunu biliyordum aslında, söylemem lazım. Yüksel abi işte hem katıldı hem de bir Mercedes'e kötü biçimde çarpmış. Ve buna rağmen hala bu saate kadar böyle. Belki hayırlısı olmuştur Yüksel abi, belki yatışmışlardır yani. Yarım saat sonra sessizce ayrılacağım. Helallik istiyorum. Peki, peki. Buyurun Sayın Genel Başkan, buyurun. Arkadaşlar, özellikle buraya çıkıp genel merkezle ilgili eleştiri, öz eleştiri ve teşekkürleri sunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Özellikle konuşmacılara. Ancak ben şunu söyleyeyim ki, asla ve asla hazırladığım faaliyet raporunda ve konuşmalarında hiç kimseyi kırmadan, üzmeden bir genel kurul yapılmasını isteyen bir kişiyim. Bu kırmadan, üzmeden derken de samimi söylüyorum, şuradaki hiçbir şahısla özel bir meselem yok, özel bir durumum yok. Hiç kimseyle dargın, kırgın da değil. Bu çerçeve içerisinde ben bir görev aldım, yönetim olarak bir görev aldım. Bu görevi layıkıyla sonuna kadar götürmek bizim görevimiz. Ve bu görev çerçevesi içerisinde de buraya gelip bunları sizlere sunmak da yine bizim görevimiz. Şimdi geçmiş genel kurullardaki geçmiş genel başkanlar gibi yapsaydım herhalde daha iyi olacaktı. Sayın Hasan Yüce rahatsız olmayacaktı. Kaos olarak görmeyecekti. Burada mı kendisi gitti mi yoksa? Dolayısıyla ben vazifemi yapıyorsam bir genel başkan olarak ve bu genel başkan olarak bu vazifemi yaparken gördüğüm, düşündüğüm şeyleri de yeni yönetime aktarmak istiyorsam bunda bir suç, kusur, kaos olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ama kaos haline getiren başka arkadaşlar, yani konuşmaları saptıran başka arkadaşlara ben bir şey diyemem yani. Şimdi tabii teşekkür ettiğim şahıslara, şahıslardan rahatsızlık var. Sayın Ankara Şube Başkanımız, Davut arkadaşımız her ne kadar ben nezaket ortamında ilişkilerimi sürdürdüm dese de o da Sivaslı, ben de Sivaslıyım. Eğer ben biraz nezaketsiz olsaydım, çok nezaketsizlikler göreceğini umuyordum. Çünkü zaman zaman o nezaketsizlikler yapıldı. Şu anda bile yanında oturuyorum, sırtını dönerek bana oturuyor. Bir yan yana merhaba demeyecek şekilde. Ama benim şube başkanımdır. Benim şu an için daha ibralara gelmedik. O yüzden şu anda benim şube başkanımdır. Dolayısıyla benim hem kendisine hem yönetimine saygım her zaman sonsuzdur. Şimdi burada kalktım, Hikmet arkadaşımıza teşekkür ettim. Evet, teşekkür edeceğim. Sayın genel başkanıma teşekkür ettim. Hakikaten her dönem, her sorduğumda, her görüştüğümde bana bu camianın büyüklüğünden, bu camianın daha güzel idare edilmesinden, genel merkezin şunları şunları yapmasından bahsetti bana. Ben nasıl? Benim çalışmalarımda Hikmet yanımdaydı. Ha, Hikmet'in döneminde Ankara'da oldu diyor Sayın Başkan. Ama şu dönemlerde Hikmet var mıydı orada? Sizlere soruyorum. Sayın Genel Başkanım,
hakikaten çok detaylı olarak herkes her şeyi anladı. Ben size söyleyeyim, objektif olarak. Lütfen kapanış konuşmasını yapın. Başkan, lütfen. Bir iki tane örneğin lütfen, var. Lütfen, çok önemli. Herkes her şeyi anladı. Bakın, buraya çıkıp beni eleştiren arkadaşlarıma ben cevap vermem lazım Sayın Genel Başkan. Yok ya, ama... Yani, evet. Ben kısaca saygı içerisinde, sevgi içerisinde, biliyorum. Hoşgörülü konuşmayı lütfen dikkate alın. Ben yapacağım. Ancak bir kiracı 1.9-2009 550 lira veriyor kira, sonra 2021'de 750 liraya çıkıyor. Bir kiracı 500 liraya alınıyor, o kiracı Sayın Başkan'ın hatırı üzerine 400 liraya indiriliyor kirası. Bir kiracı, şöyle söyleyeyim, 2017'de 750 lira giriyor, 2021'de 750 lira hala kirası. Bu önemli değil. Ama şu çok önemli, 2013'te 700 lira giriyor, 2021'de 800 liraya çıkarabilmiş ancak. Şimdi bunun gibi örnekler çok çok fazla. Burada Hikmet'in o dönemlerde 2009'larda yine bir kiracı 2009'da 650 lira kira veriyor avukat ve 2021'de 20'de yine 750 lira kira veriyor. Bunu ben sizlere sunuyorum. Ancak benim özellikle söylediğim, ben dikkat ederseniz Ankara Şubesi'nin burada görevini suistimal etmiş kelimesi kullanmadım. Ankara Şubesi'yle böyle bir problemim yok. Ankara Şubesi'yle sadece ki problemim 4 daire 2 daire olayı. Onun dışında ben hiçbir olayda Ankara Şubesi'nin başkanının kusuru var anlamında bir söz sarf etmedim. Ancak şunu söyleyeyim, Sayın Başkan diyor ki ben hiçbir şekilde yetkilendirilmedim. Benim hiçbir bu konularda bana bir görev verilmedi. O yüzden de ben masumum der. Doğru, masum. Ancak şunu sizlere sunuyorum. Sayın Hasan Yücel, siz de dinleyin. Kiraya veriliyor, restoran kiraya veriliyor. Öbür taraftan lokal çalıştırılıyor. Lokalin bütün giderlerini, elektrik, su, doğalgaz, personel giderlerini bir şube, bir protokol yaparak o firmaya yüklüyor. Firmanın kirasını arttıracağımız zaman da diyor ki benim şu 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 masraflarım var. Bak doğalgaz ödüyorum lokalin, elektriğini ödüyorum, suyunu ödüyorum. Personel çalıştırıyorum burada. Dolayısıyla ben kirayı yükseltemem. Şimdi hem yetkim yok diyeceksiniz, hem de böyle bir kontrat yapacaksınız. Sayın Genel Başkan, Sayın Genel Başkan. Hakikaten anlaşıldı. Bakın anlaşıldı, lütfen. Lütfen yani. Bitti. Toparladım. Sayın Sabri Başkanım. Sizin de söylediğiniz gibi biz şubelerimize elimizden geldiği kadar destek verdik. Ankara desteğe ihtiyacı yoktu ama zaman zaman etkinliklerine katılarak genel merkezin oradaki şeyini yaptık. Giresun şubemizin kirasal sorunları bu kaldığımız dönem içerisinde Giresun şubesine 32 bin lira para göndermişiz. Ve etkinliklerini de İki etkinlik yaptı. İki etkinliğe de genel merkez olarak kalktık, buradan gittik. Biz de o söylediğiniz bilinçler içerisinde çalışmaktayız. Şimdi değerli arkadaşlar, evet Sayın Başkan, şu andaki doğalgaz sorununu biliyoruz. Yani restoran doğalgaz alacak. İşte o demin bahsettiğim avukat kat maliki olarak imza vermiyor ve restoran doğalgaz alamıyor. Onun da sıkıntıları işte o tadilde, proje tadillerindeki sıkıntılar, başka bir şey değil. Değerli arkadaşlar, benim fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ancak şunları söylemek istiyorum.
Biraz sonra bir seçim olacak. Bu seçim içerisinde bir genel merkez ve genel merkezin yöneticileri seçilecek. Ben onlara başarılar diliyorum. Bize soracakları bir şey olursa, bizden istedikleri bir destek, bir yardım olursa her zaman yanınızdayız. Biz bir aileyiz burada. Bu konuşmalar, genel kurulların şekli, şemali zaten budur. Bir şeyler konuşulur ama buradan çıktıktan sonra küskünlük, dargınlık olmaz. Bu çerçevede yani şu anda seçilecek genel merkeze. İstanbul Şubemiz yakın bir süreçte bir kongre yaptı. Arkadaşlarımız göreve geldi. Bu görev alan arkadaşlara başarılar diliyorum. Yine Ankara Şubemiz seçimini yaptı. Seçiminde seçilen arkadaşlara yine başarılar diliyorum. Giresun Şubemiz seçimini yaptı. Başarılar diliyorum. Ama benim göz ağrımda İzmir. İzmir'in şubesinin kurulmasında yani genel merkez olarak lütfen destek olalım. Şu anda sürekli şeyleri çalışıyor. WhatsApp grubundan yer bakıyorlar, yer buldular, yer arıyorlar. Ve bu çerçevede çok heyecanları var. Bu heyecanla onlara destek olalım. Ben bütün camiaya teşekkür ediyorum. Ayrıca bana bu onurlu görevi veren siz değerli arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu unvanı ömrüm boyunca şerefimle, haysiyetimle taşıyacağım. Teşekkürler hepinize.